Arkadaşlar merhaba. Palme denemesinin TET'sini çözeceğiz bu videoda. İlk 20 soru çözeceğim. Sonra bir 20 soru daha videomuz olacak. Şimdi birinci soruya baktığımızda arkadaşlar, numaralı cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi birinci cümlede yansıma kökten türemiş bir sonuç örneklenmiştir diyor. Yansıma dediğimiz nedir arkadaşlar? Doğadaki anlamsız seslerin taklit edilmesi. Şimdi birinci cümleye baktığımızda gürültüyle kelimesinin kökü kısmıdır. Yani bir yansıma köktür. Yansıma kökten türemiş sözcük Adana'da verilen doğrudur. İkinci cümlede yazgısız sözcüğü soyut anlama gelecek şekilde kullanmıştır. Arkadaşlar yazgı bu cümleye baktığımızda insan yazgısının önüne geçemez. Yani alın yazısını yaşayacağı şeyleri kastettiği için arkadaşlar soyut bir kavramdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncü cümlede zıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeye yer vermiştir. İyi kötü zıt anlamlı sözcüklerde kurulmuş bir ikilemedir arkadaşlar. Dördüncü cümledeki türemiş yapılı görev sözcüğü at olarak kullanmıştır. Arkadaşlar görev kelimesi görmekten gelir, görmekten görev. Şimdi buraya baktığımızda şu şekilde de yakalayabilirsiniz. Hani görev zaten bir işin adıdır her şeyden önce. Yapılan bir işin adı. Dolayısıyla bir isimdir. Sanatçının görevleri dediğinizde bir isim tanımlaması da oluşturmuş. Tamlanan. Dolayısıyla isim görevini kullanmıştır. Doğru. Beşinci cümlede kurallı birleşik fiili yer vermiştir diyor. Kurallı birleşik fiiller ya da diğer adıyla özel birleşik fiiller iki fiilin birleşmesinden oluşuyordu. İkincisi e bilmek, e yazmak, e gelmek, e kalmak, e durmak, i vermek gibi eylemlerden oluşuyordu. Derslerde detaylı konuşmuştuk. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar burada kurallı birleşik fiil yok. Bir isim ve bir yardımcı eylemden oluşan yardımcı eylemli birleşik eylem var. Yani Edirne seçeneği yanlıştır diyoruz arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde üç eylemsi türünün örneği vardır. Biliyorsunuz fiilimsileri biz kendi içerisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak ayırıyoruz. Bu açıdan baktığımızda cevap bursa olacaktır arkadaşlar. Halk şiirinin biçim özelliklerini kullanarak topluma hitap etmek için yazmış bir şairdir dediğinde tamamı bir sıfat tanımlaması arkadaşlar. Şuradan itibaren sıfat fiil grubu. Şu bir sıfat fiil eki. Maışmak biliyorsunuz isim fiil kullanarak dediğinde erek aradı arkadaşlar. Zarf fiil ekidir. Cevabımız Bursa olacaktır bu seçenekte. Devam ettiğimizde gençler Üçüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur diyor bu kez. Hangisinin örneği yoktur? İşte birden fazla edat, birden fazla bağlaç, edat ya da ilgeç biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle tek tek göstereyim isterseniz daha rahat olacak. Şimdi edatla başlayalım arkadaşlar. Şurada deneyimlerimden dolayı dediğinde dan dolayı ve çok bildiğimiz bir edat var burada bakın. İçin edatı. Burada birden fazla edat kullanılmış. Ve bağlaçlarını görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bile, dahi, hatta üstelik sınıflarda özellikle vurgulamıştım. Bunlar birer bağlaçtır. Dolayısıyla birden fazla bağlaç da kullanmış. Şimdi bir sanatçı dediğinde şu herhangi bir anlamda bir belgesi sıfat, belirtme sıfatı grubuna girer. Tabii nitelme belirtme sıfatları demiş. Nasıl duygu, kişisel duygu dediğinde bu niteleme sıfatı. Yine şurada var bakın arkadaşlar. Nasıl biçim? Düzeyli biçim dediğinde bu niteleme sıfatı olur. Niteleme sıfatından sonra kullanılan bir sözcük her zaman belgisi sıfattır. Yani bir belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Bağımsız cümle ve durum zarfı diye iki seçenek kaldı. Arkadaşlar cevabımız Denizli olacak. Şurada durum zarfı var. Nasıl olabilir? Niteliksiz ya da yüzeysel dediğimizde. Eylem ya da eylemsiye sorduğumuz nasıl sorusuna durum zarfları cevap verir. Şimdi Denizli'ye geldiğimizde bağımsız sıralı cümle diyor. Şimdi 3 4 cümle tipi var biliyorsunuz. Basit ve birleşik cümlede tek cümle olur. Sıralı ve bağlı cümlede en az 2 cümle olur. Eğer cümleler arasında virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı, bağlaç kullanılmışsa bağlı cümledir diyoruz gençler. Dolayısıyla buraya okuduğumuzda bakın buraya baktığımızda değildir'e kadar bir cümle var ama nokta koyulmuş büyük harfle başlamış. Yani bir sıralı cümle oluşması söz konusu değil. Onun kişisel duygu ve deneyimleri çok yüzeysel hatta niteliksiz olabilir. Burada da tek cümle var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da sıralı ya da bağlı olmaz. Basit ya da birleşiğe bakarız bunlarda. Bunun için insanı ve insan yaşamını eserlerin düzeyli biçimde aktarmalıdır şair dediğinde yine tek cümle var. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıralı cümle söz konusu değil, bağımsız sıralı cümleye zaten bakmamıza gerek kalmıyor. Cevabımız Denizli olacak baştan baktığımızda. Evet arkadaşlar. Şimdi ben her şey hakkında bir büyüyor bu. Biraz küçültelim.
Evet. Şimdi dördüncü sorumuza geldiğimizde yine bir dil bilgisi sorusu. Sözcük türleriyle ilgili ve fiil ilgili bir karma soru. Hangisi getirilemez diye. Bu şu anlama geliyor. Burada da yazacaklarımızdan dört tanesinin burada karşılığının olması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda sıçrayan ve akan bunlar birer sıfat fiil. Sıfat fiili buldum. Geçişli fiil dediğimiz eylemin nesne alabilir durumda olmasıdır. Onu seyrederim diyebiliyorum. Hatırlayın, eylem başına onu sözcü getirebiliyorsak geçişli olduğunu ispatlamış oluruz. Dolayısıyla geçişli eylemimiz de var. Yer yön zarfı ileri geri aşağı yukarı içeri dışarı gibi sözcükler. Ek almadan fiil ya da fiilimsiye bağlıysa yani bunların yönünü söylüyorsa ek almadan burası çok önemli. Yer yön zarfıdır. Ek aldığında isim olacaktı. Birleşik fiil seyrederim dediğimizde arkadaşlar seyir etmek yardımcı eylem bir birleşik söz konusu. İsim fiil örneği olmadığı için bu metinde arkadaşlar cevabımız Adana olacaktır. Devam edelim. Evet. Altıncı soru. Bu cümledeki ögelerin sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Gençler bir cümleyi ögelerine ayırmadan önce metni tamamen baştan sona okursanız cümleyi söz öbeklerini daha rahat görürsünüz. Sınıflarda hep bunu vurguladım. Bodoslama da almıyoruz. Yani hemen sondaki kelimeyi yüklendir demiyoruz. Söz öbeği olabilir. Konuşmak karşımızdakini anlamanın, karşımızdaki insanla iletişimde bulunmanın. Bakın tamlayan ekleri var. Bunlar ipucu. Yani bunlar bir tamlayansa bunun bir de tamlananın olması lazım. Kendini ifade etmenin temel yoludur. İfade etmenin yolu, bulunmanın yolu, anlamanın yolu. Yani şunların hepsi aslında yol kelimesinin tamlayanı durumunda. Yani burada arkadaşlar tamlayanı birden fazla olan belirtili isim tamlaması var. Doğal olarak buranın tamamı yüklem olacaktır. Temel yolu olan ne? Konuşmak. Burası da özne. Yani sadece temel ögelerden oluşmuş bir cümleden bahsediyoruz burada. Cevabımız da doğal olarak Bursa olacaktır. Devam ettik. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yedinci sorumuzda. Belirtili durum eki almış sözcük vardır. Şimdi arkadaşlar bakın zamanın ötesi dediğinizde bu bir isim tanımlaması. İsim tanımlaması ise şu birinci i, şöyle farklı bir renkle göstereyim. Şuradaki i, iyelik ekidir arkadaşlar. İyelik ekidir. Siyah tane olacak abi. Evet. İyelik ekidir. Ötesini dediğinizde ikincisi ise belirtme hal ekidir. Bakın neyi sarsacaktır? Zaman ötesini nesne yapar zaten. Belirtme hal eki nesne yapar. Belirti nesne. Şu belirtme hal ekidir. Bu doğru. Nesne isim tanımlamasından oluşmaktadır. Zaten onu da bulmuş olduk aslında. Neyi sarsacaktır? Zaman ötesi. Burası tamlayan, burası tamlanan. Dolayısıyla burası arkadaşlar isim tamlamasıdır ve nesne görevini kullanmıştır. Yüklem çatısı bakımından edilgendir dediğinde arkadaşlar edilgen olabilmesi için yüklemde ln ekinin olması gerekiyor ve işi yapanın da belli olmaması gerekiyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Yüklemde herhangi bir çatı eki olmadığı için bu etkendir arkadaşlar. Etken çatıdır. Cevabımız Ceyhan oldu. Girişik bileşik cümledir. Girişik bileşik cümle dediğimiz arkadaşlar tek cümle olacak. Hani okuduğumuzda burada tek cümle var. İçinde en az bir tane fiilimsi olacak. En az bir tane. Girişik bileşik cümledir. Üç ögelidir. Onu da bulalım. Okurun ruhunu sarsan, tedirgin eden şiir zaman ötesini de sarsacaktır. Sarsacak olan ne? Okurun ruhunu sarsan, tedirgin eden şiir. Buranın tamamı bir sıfat anlaması. Burası özne oldu. Neyi sarsacaktır? Zaman ötesini. Burası da nesneydi. Bağlaçlar cümle dışı unsur. Dolayısıyla üç ögeli bir cümledir diyoruz. Cevabımız Ceyhan zaten. Evet. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bir yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Bu arada 8'i atladık değil mi? Evet. Yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Şöyle tek tek göstereyim ben de oradan baştan itibaren. Arkadaşlar birinci cümlede Adana'da ut kelimesini yanlış yazmış.
UD TL yazılır, tamam mı? Yumuşama olur ama üzerine ünlü geldiğinde, yani UD dediğinizde yumuşamış olur. Bursa'da resmi gazete dediğinde, şimdi tür adları küçük yazılır ama sınıfta bu örneği vermiştim zaten resmi gazeteyi. G burada büyük yazılacaktır. Ceyhan'a, arkadaşlar Ceyhan da yok, cevabımız Ceyhan. Karahisar Kalesi dediğinde kale özel bir isimdir. Üzerine getirdiğimizi iki de ayırırız arkadaşlar. Sincap'ın sakladığı sözcükler yazarın seçilmiş şiirden oluşan son kitabıdır. Arkadaşlar bu kitabın adı Sincap'ın sakladığı sözcükler. Kitap, dergi, gazete adları özel isimdir ve büyük harfle yazılır. Cevabımız Ceyhan. Evet. Devam ettik. Yine bir yazım yanlışı sorusu. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Cevabımız Adana arkadaşlar. Adana'da bir yazım yanlışı yok. Diğerlerini de görelim. Bir takım kararlar almış. Arkadaşlar bir takım sözcüğü bazı anlamında kullanmışsa, bazı anlamında kullanmışsa bitişik yazılır. Ayrı yazılması yazım yanlıştır. Pek çok her zaman ayrı yazılan bir kelimedir. Hiç kimse sınavda en fazla sorulan ya da seçenek yapılan sözcüklerden biridir. Her zaman ayrı yazılır. Gitgide ve birdenbire sınıflarda özellikle vurguladığımız şeyler, bakın aslında sınıfta konuştuğumuz şeyleri veriyor sadece. Gitgide ve birdenbire, bunlar her zaman birleşiktir. Sınavda çokça da sorulmuş iki sözcüktür. Gitgide ve birdenbire her zaman bitişik yazılan sözcüklerdir diyoruz. Evet. 10. soru hemen yanındaymış. Ne diyor sorumuz? Virgülle ilgili verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur diyor. Şimdi Ayşe'nin bize gelmesi, Allah biliyor ya, içimizi rahatlatmıştı. Arkadaşlar bakın, cümle içerisinde bir ara cümle kullanılmış. Allah biliyor diye. Cümle dışı unsurdur aynı zamanda, cümlenin ögesi açısından cümleyi incelediğimizde. Burada ara sözlerin başında ve sonunda kullanmış Bursa gider. Neyiz? Bakalım şöyle. Şurada bakın. Köyün yaşlı kadınları, hoşgörüsüz ihtiyarları, acımasızca geçen, dalga geçen çocukları arasında dediğimizde bunlar eş görevli sözcükler. Şu iki virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için, yani art arda sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Ceyhan'a baktığımızda yükten uzak düşmüş özneyi son cümlemizde var. Bakın, Saadet Ana çocuğun endişesine son vermek için sıkı sıkı tutuyor elini. Tutan kim? Saadet Ana. Burada yükten uzak düşmüş özneyi vurgulamak amacıyla kullanmış. Sızalı cümleleri ayırmak için şurada zavallı çocuk bavulların arasında gizlenmiş gibi oturuyor. Endişeyle açılmış gözlerle bakıyor yola dediğimizde iki cümle var. Cümleleri sıralı cümleleri ayırmak için kullanmış. Denizli'de gitti. Tırnak içine verilmeyen aktarma cümle, yani alıntı cümlemiz burada söz konusu değil. Cevabımız Edirne çıkacak. Evet. Yavaş yavaş paragraf sorularına geldik. Anlam sorularına daha doğrusu. 11 ve 12. soruları tek metin üzerinden soruyor bize arkadaşlar. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Arkadaşlar bununla karşılaştığınızda toparlayıcı ana düşünce cümlesini bulacaksınız. Sınıflarda bunu söyledim. İkincisi, hep aynı şeyi tekrar ederek gider böyle metinlerde. Şimdi diyor ki, metni okuduğumuzda insan kendi ve özgürlüğüne sahip kalırsa bu özgürlük kişinin boyunduruğu ve takımda kelepçe olur. Özgürlüğüne, kendine ve özgürlüğüne takılıp kalırsa diyor. İnsan ancak özgürlükten bir hedef ve tatmin olarak bahsetmeye son verdiğinde özgür olabilir. Yani bundan bahsetmekten vazgeçtiğinde özgür olabilir diyor. İnsanın özgür hale gelebilmesi için üzerinden atmak istediği kendi benliğinin parçalarıdır. Bakın hep aynı şeyi tekrar ediyor burada. Hep aynı şey üzerine gidiyor. Özgürlük farklı durumlarda karşınıza çıkar ve bu bir kanunu ortadan kaldırmaksa bir kanunu yazan gene insanın kendisidir. Özgürlük farklı durumlarda karşımıza çıkar ve bu bir kanunu ortadan kaldırmaksa bu kanunu yazan gene insanın kendisidir diyor. Özgürlük bir kanunu kaldırmaksa tahttan devirmek istenen bu despotça bu bir despotsa
Önce kişi kendi içinde kişinin tahtını yıkmalıdır diyor. Bakın hep aynı şeyi tekrar etti. O zaman toparlayacak bir cümle lazım. Yani kendi söylediklerini toparlayacak, açıklayacak. Yani bir şeyi def etmek istiyorsa kişi, onu yıkmak istiyorsa onu önce kendi içinden yok etmelidir diyor. Onun tahtını yıkmalıdır diyor. Doğal olarak açıklayıcı bir cümle olarak, toparlayıcı bir cümle olarak Adana seçeneği buraya gelecek en uygun seçenektir. Cevabımız Adana olacaktır. Aslında güzel ve çok net bir soru diyebiliriz. Bir sonraki soruya geçtiğimizde yine metinle ilgili arkadaşlar. Metinle ilgili bağlantılı ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisini örnekler diyor? Arkadaşlar yukarıya baktığımızda altı çizili cümleyle kastediyor. Kolay bir soruydu. Birazcık klasik bir soruya olmuş bu. İnsan kendine ve özgürlüğüne takılıp kalırsa o özgürlük işte bulunduğu ve takındığı kelepçe olur. Kelepçe olmasının koşulu ne? O özgürlüğe ve kendine takılıp kalması. Bu bir koşul cümlesidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 12. soruda burs olacaktır. Koşul sonuç ilişkisi. Gençler 13. soruya geldiğimizde bir paragraf iki parça şey bir parça iki paragrafa ayrılmak istense şimdi sınıfta bunu söyledim. 8-10 saniyede çözeceğimiz bir soru tipi biliyorsunuz. Bakalım o şekilde çözebilecek miyiz? Birinci cümleyi seçeneği almaz çünkü o ilk parçanın giriş cümlesi. Biz ikinci giriş cümlesini arıyoruz. Şimdi yeni bir metin arkadaşlar. Bunun nedeni diye başlamaz. Şimdi bunun nedeni dediğine yukarıda söylemiş olması lazım da bu gider. Görsel dili farklı amaçlar için kullanılan nesnel bir araç olarak düşünebiliriz. Bakın bu kendinden önce cümleyi settirmiyor, kalsın. Çünkü ile bir metin başlamaz, paragraf başlamaz. Kimi zamanda dediğine göre önce bir şey söylemiş, kıyaslama yaptığı için bu da olmaz. Bazen yepyeni bir söz söylüyor. Kim bazen söylüyor? Bunu yukarıda söylemiş olması lazım da bu da olmaz. Yani metni tamamen okumaktansa seçenekler üzerine gitmek her zaman daha sağlıklıdır, zaman kazandırır. Gördüğünüz gibi birkaç saniyede çözebileceğimiz bir paragraf sorusu aslında. Bir sonraki soruya geldiğimizde gençler, bir sonraki soruya geldiğimizde olumsuz etkisiyle ilgili hangisine değinilmemiştir? Yardımcı düşünce sorusu. Bakın sınıfta vurguladığım şey neydi? Aslında yardımcı düşünce sorusu. Bir paragraf sorusu değil, cümlede anlam sorusu. Yani yukarıyla aşağıyı arkadaşlar eşleştiriyoruz. Şimdi çocukça beceriler falan diyor. Bakın. Şurada ben tek tek göstereyim. Ceyhan'a bakın. Yakın çevresiyle ikili ilişkiden uzaklaştığını, ailesiyle, arkadaşlar ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranıyorlar. Uzaklaştığından bahsediyor. Sadece kısmına bakın. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte ve oynamaktadırlar. Yani kendileri bir şey yapmıyorlar. O zaman hazırcılığa alıştırdığından hazırı kullanmaya alışmışlar diyor. Doğrudan söylüyor zaten devamında. Bunu da bulduk. Cümle eşleştiriyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kuramaz. Bilgiyi yorumlayamazlar. Kitap okumak, ders çalışmak gibi zihinsel çaba gerektiren işlerden hoşlanmazlar. Bursa'ya baktığımızda düşsel ve düşünsel gelişimini etkilediğini diyor. Burada ondan da bahsetmiş. Bursa'da gitti. Dolayısıyla dil becerileri gelişmemektedir diyor. Konuşma yeteneklerinin zayıflattığını. Bakın bunların hepsini yukarıda görürsünüz. Şimdi Edirne'ye bakın gelecekle ilgili hedef belirleme becerisini yok ettiğini. Bununla ilgili yukarıda gelecekle ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ne demiştik? Değinilmiş olanlarla ilgili mutlaka bir şey görürsünüz, eşleştirirsiniz ama değinilmemiş olanla ilgili hiçbir şey bulamazsınız. Cevabımız arkadaşlar Edirne olacak. Evet, değişik bir soru gençler. Tablo yapmış. Aslında çok da zor bir soru değil. Hani tabloyu yorumluyorsunuz. Hangisine ulaşılamaz? Sınavda belki de Yok, çok da netti bu soru değildi. Gayet net bir soruydu. Şimdi yukarıda bir tablo veriyor arkadaşlar. Sonra bir açıklama yapıyor. Birinci kutucukta bir tablo, ikinci kutucuğun içerisinde bir açıklama var. Bu tablo ve parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi hava kirliliği illere göre değişiklik göstermektedir. Zaten metne baktığımızda bunu görüyoruz. Az ya da çok bir değişiklik söz konusudur diyoruz.
Kahramanmaraş'ta yaşayan kişiler solunum sorunlarına ve en çok rastlanan kimselerdir. Şimdi arkadaşlar bakın, hava kirliliğinin etkisinden bahsediyor burada. Hava kirliliği orana göre solunum sistemine zarar vermekte, solunum güçlüğü doğurmakta, solunum yetersizliğinden kaynaklanan kalp rahatsızlıklarını tetiklemektedir. Yani hava kirliliği arttıkça bu şikayetler de artıyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda Maraş kirliliğin en fazla yer olduğu için doğal olarak da solunum sorunlarına en çok rastlanan kişilerin olduğu şehir olarak kabul edilir bu tabloya göre. Üçüncüsüne baktık. Farklı bölgelerde olanlarına karşı Iğdır ve Manisa hava kirliliği oranı çok yakındır. Arkadaşlar Iğdır, Manisa. Dikkat ederseniz hemen hemen aynı çizgi üzerinde çok az bir fark var. Doğrudan tabloya bakıyorsunuz, doğru. Osmaniye'de alınan tedbirler etkili olduğundan kirlilik oranı daha düşüktür. Şimdi arkadaşlar Osmaniye'de kirlilik oranı en düşük il Osmaniye. Ama bunun sebebinin alınan tedbirler olduğunu bilemeyiz arkadaşlar. Bu tabloda öyle bir bilgi vermiyor çünkü ya da açıklamada. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Muğla, şöyle yapalım. Muğla, neredeydi? Muğla, Bursa ve Afyon. Bursa ve Afyon kirlilik bakımından en yakın olanlara sahiptir. Dikkat edin arkadaşlar, aynı hizada neredeyse. Dolayısıyla tabloya bakarak bunu da söyleyebiliriz. Zaten cevabımız arkadaşlar Denizli olarak çıkıyordu. Bir sonraki soruya baktığımızda 16. sorumuz. Parçanın sonuna hangisi getirmelidir? Biraz önce çözmüştük. Ana düşünce sorusu, toparlayıcı soru, en fazla tekrar edilenle ilintili soru. Yani aslında çok basit bir mantıkla çözülüyor. Anahtar sözcüklerde bulunur bunlarda demiştik. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirmelidir? Gençliğinde ben de şiir yazmıştım. Kim bilir kaç kez duymuşsunuzdur bunu birilerinden. Biraz hüzün, biraz da ince alay vardır bu sözlerde. Şiir gençken yazılan, sonra da bırakılan bir şeydir sanki. Öyle sanılır, bir delikanlılık tutkusudur, bir yeni yetmelik baş dönmesi geçecektir. Gençliğimde ben de şiir yazmıştım, bir alegoridir. Belki de bunu söyleyen gençliğinin aşklarla çılgınlıklarla dolu dizgin geçtiğini söylemek istemektedir. Bu yüzden hoş görülür gençken şiir yazanlar başlanır. Nasıl olsa şimdi hep bana neyden bahsetti? Yaşlılıkta terk ediliyor. O zaman nasıl olsa yaşlılıkta terk edilecektir gibi bir şey söylemesi lazım. Cevabı o açıdan baktığımızda Denizli. Yaşlandıkça bu tutku gençliğin uçarlıklarıyla bakın onlardan bahsetmişti dolu dizgin çılgın birlikte geçip de gidecektir. Metinden de neyden bahsediyorsa ona göre getiriyoruz arkadaşlar. Hani keyfi olarak tamamlama söz konusu değil. Parçaya göre istiyorsa yukarıda bana ipuçları vermek zorunda zaten. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 16. soruya geldiğimizde özür dilerim 17. soru. 16'yı şimdi çözdük. Akışı bozan cümle. Yine klasik sorulardan biri. Bundan da bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar? Sonradan metne eklenen cümleydi. Akışı bozan cümle. Şimdi metni okuduğumuzda biz Fransızdan hiçbir zaman yaşamadık ve yaşamayacak da bir edebi alemden çıktık. Hristiyan Avrupa'nın tanımadığı bir hayal cennetinde yüzyıllarca kaldık. Bakın birbiriyle bağlantılı. Edebiyatımız kelimenin anlamıyla, tam anlamıyla idealistti. Yeryüzüyle ilgisi olmayan, dünyayı dünyevilere bırakan bir edebiyattı. Yine bizim edebiyatımızın gerçek olmamasından, gerçekçi olmamasından, yani hayal dünyasına bağlı olmasından bahsediliyor. Her mısrası, her kelimesi hayal idi. Yine onunla bağlantılı. Şimdi bu cümleye bakın. Tabiat tüm renkleriyle şiir de yerini almış, başımızı döndürmeye başlamıştı. Şimdi arkadaşlar burada hayalcilikle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Doğrudan tabiattan bahseden bir cümle şiirde yer almasından. Akışı bozan cümle bu. Gençler bu bozuyorsa üçüncü ve beşinci cümle birbiriyle bağlantılıdır. Her mısrası, her kelimesi hayaldi. Sanatın ruhu dış dünya pencerelerini kapamış, dış dünya, gerçek dünyayı kastediyor. Kendi içinde bir alem yaratmıştı, bir hayal aleminden bahsediyor. Cevabımız Denizli olacaktır burada. Devam ettiğimizde, buraya baktığımızda 18. soru. Evet. Hangisi çıkarılamaz diyor. Yine bir yardımcı düşünce sorusu. Bakın
Gençler, kırsal bölgelerdeki çocuklar doğa kavramını yaşayarak öğrenmektedir. Şimdi metni okudunuz, biliyorsunuz kırsal kesim ve kentte yaşayan insanlar. Bunun ayrımı sınavdaki en belirleyici soru bence buydu. Şimdi bakın şu kısımda bizzat içinde yaşayarak kırsal kesimden bahsediyor. Kırsal bölgede yaşayarak tanıdıklarından kırsal bölgedeki çocuklar için doğa onların yaşamlarının bir parçasıdır. Doğaya ve ait pek çok sayıda canlı cansız varlıkların çocukların aracıdır. Burada öğrenme sürecinde korku ve kaygı eşlik etmez. Doğrudan Adana'yı veriyor arkadaşlar. Yaşayarak öğrendikleri yaşamlarının bir parçası diyor zaten. Devam ettiğimizde kent yaşamı kendi yaşam tarzını çocuklara dayatmaktadır. Arkadaşlar burada kent yaşamı dayatmıyor. Çocuklar, kentlerde yaşayan çocuklar doğayla iç içe olmadığı için doğayı sadece oyuncaklardan, işte plastik oyuncaklardan, çizgi filmlerden, belgesellerden, ansiklopedi gibi yerlerden öğreniyorlar ya da internetten öğreniyorlar. Doğal olarak burada bir dayatma söz konusu değil. Tamam. Cevabımız bursa olacak. Kentlerde yaşayan çocuklar, kırsal bölgede çocuklar doğayla ilişkisi birbirinden farklı. Evet, onlar yaşayarak öğrenirken bunlar daha çok bu araçları kullanıyorlar. Çocuklar kendilerine sunulan imkan dahilinde doğayı tanımaya çalışmaktadır. Aslında aynı şey imkanlarla biri yaşayarak tanırken biri gazeteden ya da bir oyuncaktan tanımaya çalışıyor. Öğrenme sürecinde korkunun ve endişenin var olup olmaması kırsal bölgede ve kentler bölgeye farklı gösteriyor. Şurada ne diyordu arkadaşlar? Kayda eşlik etmez kırsalda olanları yaşayarak öğrendikleri için. Ama kentlerde olanlar korkular ve kaygılar eşlik ediyor. Dolayısıyla bunu da çıkartırız. Cevabımız Bursa çünkü kentin dayatması değildir arkadaşlar. Bulundukları bölgeye göre tanıma şekillerinden bahsediyorum. 18'in cevabı Bursa. 19'a geldiğimizde gençler 19. soruda 19. soruda. Evet. Tamam. Özelliklerinden hangisine değinilmemiştir diyor. Arkadaşlar, Varda Köprüsü biliyorsunuz bizim bölgemizde olan bir köprü Karaysalı'da. Bu metinde Varda Köprüsü ile ilgili özelliklerden hangisini değerlendirmiştir diyor. Şimdi her şeyden önce hangi amaçla yapıldığını söylüyor şurada. İşte Abdülhamit'le William arasında imzalanan sözleşme İstanbul, Bağdat, Hicaz demir yolu hattını tamamlamak amacıyla yapılmış. Ayrıca cümlede hangi yıllarda yapıldığını da söylemiş oluyor arkadaşlar. Şu ikisine değinilmiş, değerlendirmiş ama kullanım ne kadar kullandığı ile ilgili bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Denizli cevap olarak karşımıza çıkar arkadaşlar burada. Evet. 20. sorumuzu da çözelim. Gerçi 20 ve 21 aynı şeye bağlı. İkisini de birlikte çözelim. 21 soru burada olsun. Evet. Hangisi getirilemez? Gençler bakın sınıfta ben şunu göstermiştim. Dedim ki sadece getirilemez sorusuna seçenekten gidebilirsiniz. Bakalım bu soruda oluyor mu? İşinin tarih yazmak değil de roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Şimdi arkadaşlar tarih yazmak değil roman yazmak. Demek ki tarih yazarı gibi davranmamak lazım. Bütün bunlar yaratıcılığın süzgecinden geçip şekillendirmek zorundadır. Yani tarih kitabı yazmıyor, roman yazıyorsa o zaman yaratıcılık olmak zorunda diyor. Benzer şeyler söylüyor. Bir sanatçı olduğunu unutup bilim insan tarafsızlığıyla davranmamalıdır. Şimdi tarih yazacaksa bilim insan gibi davranır. Ama sanatçıysa roman yazacaksa doğal olarak farklı şeyler yazacaktır. Bu da gitti. Gerçekliği sadece bir hareket noktası şeklinde almalıdır. Yani doğrudan tamamen gerçeği anlatmaz. Gerçekten yola çıkar. Kurmaca vardır demek istiyor. Şimdi bakın Edirne'ye bakın. Yarattığı kahramanlar tarihi gerçekliklerinden koparmamalı, bu gerçekliğe bağlı kalmalıdır. Yukarıda dikkat edin, doğrudan gerçeği anlatmamakla ilgili, realist, tamamen real davranmamakla ilgili bahsederken burada tamamen real diyor. Ne demiştim? Dörde bir eşleme vardır her zaman. Cevabımız Edirne çıkacaktır. Metni okusanız da aynı seçenekle varacaksınız. Ben bu şekilde çözmeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu parçada hangisinin örneği yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi yukarıya dönelim. Soru zaten sizin önünüzde olduğu için daha rahat yukarıya bakıyoruz. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar burada her şeyden önce
Koşul anlamı yok. Cevabımız şey amaç anlamı yok. Koşul anlamı var. Bakın güncel yaşam romana nasıl yansıyorsa tarihte romana öyle yansır diyor. Bir koşul cümlesi var. Şartlı cümle. Dolayısıyla koşul cümlesi var. Şimdi tamamına bilgi verdiği için arkadaşlar açıklayıcı anlatım var. En ya da daha varsa kesinlikle karşılaştırma var dedik. Şimdi bence diyor bir yerde bakın evet şurada bence daha yerinde olur dediğinde o zaman kişisel görüş de var. Bu açıdan baktığınızda bunun için topladığı bilgiler, belgeler buzdağının görünmeyen kısmı olmalı, göze batmamalıdır diyor. Bir tavsiyede, bir öneride de bulunuyor. Cevabımız Bursa çıkacak. Amaç cümlesi yok. Koşul cümlesi var burada. Doğal olarak cevap Bursa oluyor. Bir sonraki soruya baktığımızda pardon bu 21. sorumuzdu. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar.